ve spor konusunda gerekli kolaylığı sağlayabilmek için bizler ne yapabiliriz? Onun mücadelesi için bu işe başladık. Tekrar futbola başladık daha doğrusu. Çünkü biz İbrahim Bey geçen toplantıda anlatmıştı. Futboldaki bazı karışıklıklar Tosta'da maalesef biraz üvey evlat gibi görülmesinden dolayı biz 1-2 sene boş bıraktık. Ortada ama kimse hareket etmeyince, gençler de tekrar biz bu işi başlatalım deyince tekrar bu sene 2. amatör kümede ve U17 ligine katılmaya karar verdik. Tabii bunun yanı sıra salon sporlarında yaklaşık 100-150 tane sporcumuz var, lisanslı sporcumuz var. Onlar 17 yaklaşık branşta devam ediyorlar. Biz toplam olarak Tosta Spor olarak Kastamonu'nun belki de ilinde olmayan lisanslı sporcusuna sahibiz. Şu anda futbolcularımıza da lisansını çıkardığımız zaman 300'e yakın amatör lisanslı sporcumuz olacak. Benim en çok hedefim Tosta'daki gençlerimize sahip çıkmak. Yani terbiyeli, dürüst, başkanımıza da ahlaklı gençler yetiştirmek. Onların ellerinden tutup, o fidan gibi çocukların ellerinden tutup kahve köşelerinden, internet köşelerinden çekebilmek, yapabiliyorsak ne güzel. En çok hedefim de benim, daha evvel de bu maçlarda seyircilere böyle kusursuz bir maç seyrettirmek istiyorum. En büyük hem hedefim, amacım da bu olacak. Şahçanta olaraktan Tosu'da birçok ilke imza attınız. İşçileriniz vesilesiyle. Şimdi yine bir ilke imza atıyorsunuz ve spor el attınız. Şahçanta'daki başarınızı sporda ne derece taşımayı ümit ediyorsunuz? Bir hedefiniz var mı? İnşallah biz de elimizden gelen desteği Tosta Spor Kulübü'ne veririz. Tosta Spor Kulübü de biraz önce Sayın Sacettin Başkan dediği gibi gençleri bir arada tutar, kahve köşelerinden veya internet ortamından uzaklaştırır ve bütün gençleri spor, şöyle söyleyeyim, kumar söndürür, sigara öldürür, spor güldürür. İnşallah Tosya'da bunu başarır. Yeniden madem bu işe bir el atıldı, İnşallah başkan da dediği gibi Tosya halkı da bizle birlik olursa bu işin de üstesinden gelinir diye ben düşünüyorum. Zaten halkımız gelip bu kulübü desteklemezse bu çok da faydalı olacağını ben düşünmüyorum. İnşallah bunu halka ve topluma yayarız. Daha çok seyirci çekeriz sahaya veya Tosya Spor için. Bunlar bize çok faydalı olur. Tabii bu arada Tosya esnaflarından da veya başkanın dediği gibi kaymakamlık ve belediyeyi de biz her zaman arkamıza almak zorundayız. Almalıyız da zaten. Almadan da bu işleri yürütmemiz biraz daha zor gibi gözüküyor bana göre de. İnşallah hep birlikte bu arada da başkanıma teşekkür ediyorum. Madem bize böyle bir görev tevcih etmiş, inşallah biz de elimizden geleni yaparız. Tosya'mıza, Tosya sporumuza da faydalı oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bey, uzun yıllar başarıyla futbol sahalarında mücadele ettiniz. Evet. Şimdi aynı sahalara yönetici sıfatıyla geri geliyorsunuz. İnşallah. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben İhsan Başkanımıza ve yönetimde olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kulübümüzün hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Pazar günü yaptığımız toplantıda da bahsettim. Bizim buradaki tek amacımız, bizde belli bir dönem burada Muharrem abimiz de var. Eski top oynadığımız arkadaşlar da var. Belli bir dönem bir şeyleri yapmaya çalıştık. Gittik Saadettin Başkanımızla ekmek arası zeytin peynir, üzüm yiyerek maç oynadık. Bir şeyler yaptık. Biz, evet. biz Tosya'mızın adını tanıttık. Burada değerli büyüklerimiz, abilerimiz de vardı. Ve o günleri hep güzel andık. Güzel şeyleri yapmaya çalıştık. Şimdi biz o günlerin anısını, yaşadıklarımızı bizden sonraki şu anki gençlere nasıl güzel yaşatırız, nasıl bir şeyler başarabiliriz adına bir görev verilmiş. Biz de amenna dedik. Biz de yapmaya çalışalım hep beraber. Buradaki Tosya'daki gençleri nasıl bir yerlere getiririz, nasıl Türkiye'ye, topluma iyi bireyler yetiştirirsek, bu da spordan geçiyor. İnşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tosya halkını da hepsini bize destek vermeye, maçlarımıza bekliyoruz. Bir şeyler küçük küçük yerlerde merdiven basamak basamak inşallah daha iyi yerlere geliriz. Kazasız belasız hep beraber bir şeyler yapmak dileğiyle diyorum. Hayırlı uğurlu olsun.